yıllardır kullanılan taş havanda nar çekirdeklerini eziyoruz. Çekirdekleri kırmak çok zor bir şey. Dalından koparılan narlarla nasıl bir yağ elde ediyoruz? Süzülmüş olmuş halini göstereyim. Kolay ve herkesin yapabileceği bu tarif kaçmaz. Durun, daha bitmedi. Erikten yapıyoruz. Ayvadan, elmadan. Bir de kıtır kıtır lahana turşusu yapıp sirkeli mi limonlu mu sorusuna biz de cevap arıyoruz. Bursa'nın Kestel ilçesine bağlı Kozluören köyünde Özlem Hanım ve annesi Cahide teyze ile bir araya geliyoruz. Özlem Hanım, kuzine sobasının önünde hazırlıklarını tamamladı, bizi bekliyor. Merhabalar Alişan Bey, Bursa'nın Uludağ'ın eteklerinden Kozluören köyünden selamlar. Bahçeden toplanan narlar soframızda hazır. Özlem Hanım, bugün bize ne yapacaksınız? Size nar çekirdeği yağı yapacağım. Nar çekirdeği yağı, narın çekirdeklerini ayıklamakla şimdi başlayacağız. Ondan sonra bu çekirdekleri kevgirden geçireceğim, tanelerini kurutacağım ve burada gördüğünüz gibi taş havanda özünü çıkartıp saf zeytinyağında 21 gün bekleteceğim ve bu işlemin sonucunda nar çekirdeği yağına ulaşmış olacağız. Çiftçilikle uğraşan Özlem Yıldız, babaannesinden öğrendiği tarifi yapıyor bizlere. Önce narı ikiye bölelim. Narın tanelerini bu şekilde ayıklıyorum. Biz burada eskiden salçaları böyle geçirirdik, salça geçirir gibi çekirdekleri çıkartacağız. Suyunu da bunun tabii biz çok yaptığımız için kullanabiliyoruz. Nar ekşisi de yapabilirsiniz suyuyla. Ama nar suyu olarak kullanacaksanız 24 saatte tüketmeniz lazım. Çünkü çok ekşiyen bir ürün. Normal meyve suyu gibi değil. Normalde biz doğal meyve suyu yapıyoruz. Onlar 7 gün buzdolabında duruyor ama nar suyu 24 saatte bozuluyor. Taneleri bayağı çıktı. Şimdi ben bunları yıkayıp fırınlayacağım. Alişan kuzine sobamızı görüyor musun? Çaydanlıklarımız nasıl? Onlar da annemin çok eski çeyizinden siz geleceksiniz diye hazırladık. Şimdi ben eskilerle konuşmayı, yaşlılarla, büyüklerle konuşmayı çok severim. Her konuştuğum kişiden de böyle ufak ufak bir şeyler duydukça ilk önce nar çekirdeği kremiyle başladım. Nar çekirdeği yağıyla başladım. Sonra yine saf bal mumuyla, bu arı kovanlarından çıkan bal mumuyla kremini de yaptım. Tabii daha sonra kantaron yağı, bu tarz hani bizim buralarda işte meyveleri çekirdekleriyle yapmış olduğumuz yağlarımız var. İyice çekirdekleri çıktı. Şimdi ben bunu fırınlayacağım. İyice kuruyacak zaten bu. Ondan sonra çekirdeklerin özünü çıkartacağız. Şimdi fırına atıyoruz. Yani böyle bunun başında duracağız. Çünkü ben geçen hafta bir tepsi böyle nar çekirdeğini yaktım. Bırakmayacağız başında. Bir 15-20 dakika suyunu çekecek. Ondan sonra karıştıracağım. Bir 10 dakika arayla karıştırarak sonra olmuş olur zaten. Karıştırdım. Şimdi bir daha bakalım olmuş mu? Bayağı olmuş. Bir 5 dakika daha bekletelim o zaman. Özlem Hanım, nar çekirdeklerimiz iyice kurudu galiba. Yeterince oldu. Ne kadar kurursa kırılması o kadar kolay oluyor. Şimdi ben bunu taş havanda kıracağım ki bütün vitamini içinde kalsın. Bu taş havan kaç yıllık acaba? 200-250 yıllık bir taş havan. Şu gördüğünüz 20 kilo geliyor. Ben bunu tarttım. Kaldırdığınızda kalkacak gibi de değil. Sadece şu taşı 2 kilo. Ve biz bu çekirdekleri bununla azar azar koyarak kırıyoruz. Çünkü kırılmıyor. Dediğim gibi çekirdekleri kırmak çok zor bir şey. Çok emekli bir yağ bu. Ama sonuçları da bir o kadar gerçekten güzel. Biz bunlara önceden ceviz kırardık. Ceviz döverdik. Şu alt tabanı var ya, burada cevizi kırarsınız. Ayıkladıktan sonra içinde döversiniz. Aslında iki işlem için kullanılıyordu. Ama şu an bu benim göz bebeğim oldu. Bayağı bir özü çıktı. Bu halden bu hale geldi. Olabildiği kadar ince bir şekilde dövdük. Şimdi bu özler zeytinyağında
Günde bir saat güneş alacak bu arada. Günde bir saat güneş aldıktan sonra karanlık ortamda bekleyecek, ağzı açık bir şekilde. Daha sonra süzüyoruz. Tabii bunlar içinde biraz şişme yapıyor. Kullandığımız zeytinyağından daha azını süzebiliyoruz. Çünkü zeytinyağını içine emiyor bunlar. Özlem Hanım, var mı bu işin bir püf noktası? Çok ince kırılması, daha sonra metal değmeden taş havanda ezilmesi ve birinci kalite zeytinyağına yağında kullanılması, 0-3 oranına sahip zeytinyağı kullanacağız ki cildimize zarar vermesin. Her zeytinyağını kullanamıyoruz. Bu da bizim buranın Mudanya ve Gemlik'te zeytin vardır. Bizim köylerimizde yoktur. Bu da Mudanya zeytinyağı. Şimdi bu kırılan özleri cam kavanoza koyacağım. Yine cam kavanoz da önemli bir püf noktası. Kesinlikle camda olması lazım. Aşağı yukarı burada bir parmak oldu. 1'e 2 yapacağız. Ama zeytinyağını süzdüğümüzde 1'e 1 çıkacak. Yani ne kadar çekirdek koyduysak o kadar yağ çıkıyor. Dediğim gibi içinde bunlar 21 günün sonuna kadar şişme yapacak. Yağın birçok kısmını emiyor. Şimdi bunu üzerini kapatacağım ve beklemeye alacağım. Bu şekilde bekleyecek. Her gün bir saat dediğim gibi güneş alacak. Güneş aldıktan sonra karanlığa geri gidecek. Bunu böyle koyalım. Ben size burada süzülmüş olmuş halini göstereyim. Evet, bu şekilde süzülmüş hali. Bunu isterseniz yağ olarak kullanabilirsiniz. Gördüğünüz gibi kullandığımız sadece iki malzemeydi. Burada da ekstra bal mumlu hali. Dediğim gibi saf bal mumu olması çok önemli burada. Karışıklarda yine kimyasal olduğu için bunlar bildiğimiz arı kovanlarından çıkan bal mumuyla karışıp krem haline geliyor. Evet, Özlem Hanım yerini şimdi annesi Cahide teyzeye bırakıyor. Hoş geldiniz Ayşan Bey oğlum, köyümüze, evimize sefalar getirdiniz. Cahide teyze, sen bize ne yapacaksın? Ben size alıç sirkesi yapacağım. Alıç sirkesinin malzemeleri neler peki? Bu alıç sirkemiz var. Tuz, nohut, şeker, limon. Sirkeyi ne yapacağız anne? Sirkeyi alıç sirkesi yapacağız. Maya olarak kullanacağız. Maya olarak kullanacağız. Alıçları bütün mü kullanacaksın? Parçalıyoruz bu alıçları. Bütün atsak olmuyor mu Cahide teyze? Yok. Parçalandı mı daha iyi, aroması daha iyi veriyor, onun için parçalıyor. Parçalamadan güzel olmuyor. Biraz da sohbet edelim. Başka hangi meyvelerden sirke yapıyorsun? Erikten yapıyoruz, ayvadan, elmadan, her çeşit elmadan yapıyoruz. Tüm alıçları tek tek kestin. Sırada ne var? Mayalanması için, ekşitmesi için nohut. Bu nohut olmadan olmaz, sirke güzel olmaz. Sonra ne yapıyoruz? Bunları koyuyoruz. Suyumuzu koyacağız. Suyumuz sıcak mı olacak, soğuk mu? Soğuk su koyuyoruz. Bizim suyumuz da Uludağ'ın kar suyudur. Evet. O yüzden tadı da çok yumuşaktır. Tabii bununla kurulmuş sirkeler de daha lezzetli oluyor. Biraz daha su ekleyeceğim. Çünkü 1 kiloya 3 kilo su olacak. Yine bunda da cam kavanoz kullanıyoruz. 1 kaşık tuz. 1 tatlı kaşığı. Biraz da atalım. 1 tatlı kaşığından biraz fazla diyebiliriz ona. 2 kaşık şeker, toz şeker. 1 bardak sirke. Mayalanması için. Ağzını kapatıyoruz. Kapak kapamıyoruz ağzını. Böyle bağlıyoruz işte. Peki biz evimizde sirke yaparken kavanozun ağzını kapakla kapatsak olur mu? Yok, kapatmıyoruz çünkü hava alması lazım bunun. Karıştırmak, her gün karıştırmak lazım. Bir de alıçlar dibe çöküyor. Daha sonra süzüp kapağını o zaman kapatıyoruz. Sirkemiz kaç günde olur merak ediyoruz. Şimdi iyi havalarda 21 günde falan oluyor da soğuk havalarda bir ayı geçer. 40 günü falan bulur. Şimdi ben size bir kelem turşusu yapacağım. Hayır demeyiz Cahide teyze. Kelemleri böyle doğruyoruz. Her lahanadan turşu olur. Yeter ki lahana olsun. Az önce sirke yaparken de nohut kullandın. Turşu kurarken de mi kullanmak gerekiyor? Nohut atmadan turşu güzel olmaz. Ekşimez. Bu mayalandırıyor bu. Ekşitiyor. Bir avuç nohut attım. Sonra lahanamızı böyle sıralıyorum.
Alişan seviyor diye acılardan koyacağım. Turşu için hangi tuzu kullanmamız gerekiyor? Kaya tuzu. Cahide teyze turşuya bir de limon ekliyor. Dilimleyip koyuyorum da daha güzel oluyor. Suyunu sirke koyuyorum onun yerine şimdi. Bu da böyle hem gösterişi güzel, görsellik güzel oluyor. Peki Cahide teyze, turşu sirkeyle mi daha güzel oluyor yoksa limonla mı? Sirke koymadan illa ben koyarım sirke yani. Her turşuya koyarım. Sirke konduğum daha başka oluyor tadı yani. Daha lezzetli oluyor. Öbür turşulara şimdi şey koymam yani. Limon koymam. Ama buna istiyor. Daha güzel oluyor. Şimdi ben sarımsak da koyacağım içine. Şimdi bu kırmızı biberleri de Alişan Bey sever. Sıra geldi suyuna. Önce tuzunu. Biraz daha limon atalım, nohut atalım. Bir kaşık da şeker. Bir tatlı kaşığı. Şekeri neden ekledin peki? Şeker de ekşitiyor. Şimdi bir bardak da sirkemizi koyalım. Elma sirkesi. Herhangi bir sirkeden de olur ama biz elma koyuyoruz. Şimdi bunu suyla dolduracağız üzerine. Şimdi Alişan Bey alalım. Turşunun işi bitti. Kapağını kapatıyoruz. Şimdi anne bu ne kadar bekleyince olacak? Bu bir haftada olur, bir hafta, 10 günde olur. Ellerine sağlık Cahide teyze. Afiyet olsun. Herkese yiyenlere afiyet olsun.